Şimdi hanım, tahriklere kapılmadan, sağduyunu yitirmeden, bir de mahkeme salonunda olduğunu unutmadan sakin sakin anlat bakalım. Her şeyi anlattım ya efendim. Ha, ben anlamadım o zaman. Sen süper zeka, güzel güzel anlattın. Ben anlamadım. Yüce mahkeme mal, senin ne anlattığını anlamıyor. İtiraz ediyorum sayın hakim. Anlamadım. İtiraz ediyorum. Onu anladım. Sen niye itiraz ediyorsun onu anlamadım. Efendim sayın hakim, zaten müvekkilim acılı. Yahu neşeli insanın mahkemede ne işi var zaten yahu? Ulan Şirinler kasabası mı lan burası? Yaz kızım. Niye efendim? Ama bırak dur, yazma kızım. Şey anlat bakayım. Sabahleyin güzel güzel kalktınız. Evet. Kızımı da uyandırdım. Kahvaltı masasına oturduk. Evet, bu yaşta bir çocuğun muntazaman kahvaltısını yapması lazım. Asla çocuk, büyük, herkesin kahvaltısını yapması lazım. Sen yapıyor musun lan kahvaltı? Yaparım efendim. Haberim. Kız gözlüklü, sen kahvaltı yapıyor musun? Hayır efendim, ben öğlene kadar bir kahve içiyorum. Öyle mi? Ne güzel. Öğlene kadar kahve içiyorsun, öğleden sonra bütün adliyeyi yiyorlar. Geçen gün büfede tost yaptırmışsın, tostu bırakmışsın, tost makinesini yemişsin. Lan o kadar çok sigara böreği yenilir mi lan? 12 tanesini peş peşe yutmuş, peş 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 çıkartır mıdır geriye? Lan senin yüzünden adliye birbirine giriyor be! Sayın hakim, konumuza dönsek... Canım işte konumuz yemekle ilgili. Evet, ana kız kahvaltı yapıyordu, orada kalmıştık. Yapamadık efendim, hiçbir şey yemedi. Ay iştahsız çocuktan da illallah yani. Yani bir yok dediler mi? Yani altına sokmaya çalışırsın böyle. Açmaz onu, aç lan! Aç! Aç! Açmaz! Açmaz! Yani bir yok dedi mi 50 takla atsan nafile. Şimdi sen devam et kızım. Sonra evden çıktık hakim bey, yürümeye başladık. Harçlık istedi benden. Ben de çıkardım 1 lira verdim. 5 lira istedi. 5 liram da yok dedim. Çocuk yoktan anlar mı? Ama gerçekten yoktu hakim bey. Yok ben anladım da çocuk için zor. Şimdi daha sonra verdiğin ifadeye bakılırsa... ...çocukla el ele tutuşmuşsunuz gidiyorsunuz. Bir ara çocuğun elini bırakmışsın, çocuğun burnunu akmış, çocuk burnunu silmiş. O arada çukura düşmüş. Evet hakim bey. Düşer tabii. Tabii düşer. Düşmez mi? Tabii. Yahu yer çekimi var. Bak, bak şimdi kalemi bırakıyorum. Tak düştü. Gördün mü? Tabii çocuk da düşer. Niye çocuğun elini bırakıyorsun? Çocuğun burnu aktıysa sensin. Anne değil misin? Ya da evden çıkarken burnundan bir mandal bağla. Anne değil misin? Şimdi bak, mesela mübaşirin burnu aksa. Ben onun burnunu silerim. İğrenmem. Ne olur onun burnunda? Ama bak şimdi bu kızın burnu aksa ellemem. Çünkü her naneyi yiyor. Sonra ben onun burnunu silmek için elimi uzatsam yer benim elimi yer. Efendim konuya dönsek. Bak sen de bana ikide bir ayar verip durma. Ha, bak kızım sen de haklısın. Şimdi evden çıkıyorsunuz. 1, çocuk kahvaltı etmeden çıkıyor. 2, çocuk burnu akıyor. 3, çocuk harçlık istiyor. 5'in birini veriyorsun çocuğa lan. Ve en önemlisi çocuğun elini bırakıyorsun. Efendim çukur hatalı, kabul ediyorum çukur hatalı. Ama sen de en az çukur kadar hatalısın. Değil mi kızım? Sus kızım. Al çukuru al içeri. Çukur delik içeri, içeri. Gir gir gir, geç geç geç. Geç geç. Geç dur şöyle şöyle. Bu ne efendim? Çukur kızım. Çukur işte çocuğunun düştüğü çukur. Yaz kızım. Kusurlu bulunan çukurun ve annenin 5'er yıl hapsine karar verilmiştir. Hakim bey, çukurla ben mi suçlu oldum şimdi? Asıl suçlular nerede? Hani eski bir reklam vardı, hatırlar mısın kızım? Popo prenses almaya gittiler yavrum. İtiraz ediyorum. Kes lan, kes, kes. Şimdi geleceğim oraya. Asıl suçlu neredeymiş? Lan bir sor bakalım, bunca yılın hakimiyim. Kaç defa asıl suçluyu gördüm? Sağa sola bakacağına biraz da önüne bak. Burası Türkiye.